Bir ay Şubat ayında ve takip eden aylarda enflasyon oranlarını göreceğiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Mehmet Eskan Bey, enflasyon böyle oldu. Hayat pahalı evet. Bir şekilde sürecek. Evet. Maalesef. Peki. Şimdi o zaman biraz siyaseti konuşalım, ittifakları konuşalım, görüşmelere bakalım. Çok yoğun bir görüşme trafiği bir süredir devam ediyor. Millet İttifakı içerisinde de diğer partilerle de. İşte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüşecekti ama bir son dakika haberiyle hava muhalefeti nedeniyle ertelendiği söylendi. 6 partinin temsilcileri yine bugün bir araya gelecekler. Eğer bir son dakika olmazsa, o da hava muhalefetine takılıp da ertelenmezse böyle. Bu arada Ahmet Davutoğlu'nun bugün Sözcü Gazetesi'nde söyleşisi var. Ruhat Mengi'ye konuşmuş. Sözcü Gazetesi de manşete taşımış. Seçim sürprizine hazır olmalıyız diyor. Birkaç başlık paylaşacağım birazdan. Ama bu Millet İttifakı, Millet İttifakı'nı genişletmede ya da Millet İttifakı'nda tam mutabakatı sağlama ve daha hızlı ve daha somut ilerleme konusunda, yani gerek seçim sürecine doğru, gerek parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, gerek restorasyon süreciyle ilgili nasıl hareket edecekleri, nasıl bir birliktelik ortaya koydukları, şu anda nasıl bir tablo ortaya koydukları üzerinde konuşmaya devam edeceğiz, etmeliyiz de. Neler söyleyeceksiniz? Mehmet Tezkan, sizinle başlayalım. Şimdi ben Davutoğlu'nun bu yaklaşımına katılmıyorum, baştan beri söyleyeyim. Diyor ki vizyon ittifakı kuralım. İşi alıp işi büyütme çabasında. Kendisini önemsiyor. Bakın Davutoğlu kadar kendisini önemseyen bir başka siyasetçi olamaz herhalde. Şimdi katılacaksa Millet İttifakı'nın içine katılabilir. Ona gelme diyen yok. Ama diyor ki ben eşit şartlarda oturacağım. Masaya birlikte oturalım. Ya tamam oturalım, sonuçta karar verelim diyor zaten. Kılıçdaroğlu da Akçınar. Hayır, bu ittifakı dağıtalım. Yeniden oturalım. İşte konuşalım. Vizyonumuz ne? Nasıl bir şey yapacağız? Ya Türkiye'nin geldiği noktaya baktığınız zaman pahalılık pahalılık diyoruz. Biraz önce İbrahim söyledi, elektrik niye pahalı? Niye pahalı bu kadar şeyden? Tabii dolar yüzünden, kur artışı yüzünden. Bu kur artışını yaratan kim? Biz bu sıkıntılığı neden çekiyoruz? Patlıcan %400 niye artıyor? Benzine niye bu kadar pahalı benzin veriyoruz? Köprülerden niye bu kadar pahalı geçiyoruz? Hayat niye bir anda üstümüze çöktü? Ben niye elektriğe bu kadar fazla para ödüyorum? Bir kişinin yüzünden. Eylül ayında o kişi kendi şeyiyle, ben dedi, emretti, faiz indireceksiniz dedi. Kimse yapma etme, bak faiz inerse şu sonuçları şöyle olur diyemedi. Hayır dedi, nasıl var dedi. İndireceksiniz dedi ve indirdiler. İndirdiğince o kıyamet koptu. Kur aldı başını gitti. Fiyatlar yapma etme bazı diyenler olmuşsa bile kendi işlerinde, Cumhurbaşkanı'na karşı çıkıp da ya bu yanlıştır deme cesaretini kimse göstermedi. Bir önceki belki Maliye Bakanı gösterdi. Onu da attılar. Maliye Bakanı da değişti. Şimdi bakın kuru, yani durumu kurtarmak için olmadık şeyler yapıyorlar. Efendim firmalar yok dolarını bozdur. Al sana şu kadar avanta. Al sana %20 faiz. Vergi de istemiyorum, şunu da bozdur. Parası TL'de olan aman yatırım, eskiden yatırım yapmıyordu. Getir paranı 3 ay 5 ay faize koy. Al sana %17 şey. Maliye Bakanı çıkıyor diyor ki büyük bir iş başarmış gibi Merkez Bankası'nın devrede dışı. Şimdi ya muhalefet partilerin artık insanların senin oturup da hadi yeniden planlar yapalım, geleceğin Türkiye'sine oturalım, ağdalı sözlerle kitap gibi, yazar gibi şeyler koyalım, altına imza atalım deme vakti yok. Şunu görmek istiyor seçmen. Karşı tarafta muhalefet, birlik, bütünlük içinde olacak mı olmayacak? Buna Millet İttifakı diye bir ittifak var. Evet. Millet İttifakı bir sonuç almış. Nerede almış? İstanbul'da almış. Evet. Nerede almış? Ankara'da almış. Antalya'da almış. Adana'da almış. Hatay'da. Neyse bir yerde sonuç almış. Ama en önemlisi, bak en önemli şeyi, sonuç bu. Şimdi HDP kendi yoluna gidiyor ama HDP'nin de orada çok önemli şey. Ben aday çıkarmayabilirim. Evet öyle. Şimdi Millet İttifakı'nın yapacağı, üzerinde duracağı şey nedir bizim istediğimiz? Biz kurumları tekrar kurum olmasını, Merkez Bankası'nın bağımsızlığa kavuşmasını. Efendim politika faizini ortadan kaldırdık. Ya politika faiz diye bir faiz kalmadı ki ortadan kaldırdık. Sen %50'lere çıkmış bir enflasyonda %14'lük faiz olur mu? Olmuyor. Gittiğin zaman banka başka şey yapıyor. Demek sizce ki Millet İttifakı'nın ortakları arasında da Millet İttifakı'na katılması beklenen,
bu niyetle görüşmeler yapan isimler arasında bir güven ilişkisi tesis edildiğini düşünüyor musunuz? Valla güven ilişkisi, ortada bir millet ittifakı varsa yeni kurulan partiler ya bu ittifaka katılırlar. Ha derler ki biz kardeşim biz de parlamenter rejim istiyoruz. Benim dediğim işi oturup hani o bütün yazımızı boşa getirdiğimizi bir istikşafi görüşmeler gibi. Ha. Hadi oturalım yeniden şeyler yazalım. Türkiye'de kaç akım var? 7 akım var, 5 akım var. Böyle uzun uzun müzakereler yapmaya gerektirecek Türkiye'nin bir hali yok. Ne diyor Davutoğlu? Pat diye seçimi koy. Pat diye koyuverir. Senin, evet, o önemli bir uyarı. Sen müzakereler yapacak. Burada yapacak. Kardeşim biz 5 parti, 4 parti, 6 parti neyse biz bir arada ortak bir adayla çıkacağız. Amacımız ne? Kurumları tahsis etmek, parlamenter rejime gitmek, denetimi sağlamak, meclise hak ettiği değeri vererek denetim görevini, evet. Meclisin denetim görevini sağlamak. Bunun içinde çok fazla da öyle oturup da masala günlerce, bakın her toplantı şöyle bir şey oluyor, dışarı yansıması. Bundan yine anlaşamıyorlar. Muhalefet bir araya gelmez. Hmm. Bu muhalefetten bir şey çıkmaz. Bunlar şimdi böyle aday bulmada birbirlerine girerler. Öbür tarafa bakıyorsun. Öbür tarafta bir bütünlük, birliktelik bilmem ne şey var. Öbür taraftaki o birliktelik, bütünlük göstergesi iktidarı da o kadar... Bakın bu kadar büyük bir ekonomik yıpratma içerisinde bile anketlere baktığımız zaman %30'un altına girilemeyen bir AK Parti var. %38'lerde gezen bir Cumhur İttifakı. Hatta şöyle söyleyeyim, Millet İttifakı son yapılan kamuoyu araştırması Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy oranının 2-3 puan vardı. Olabilir. Yani şöyle bu görüntü verdikleri görüntü şu, birbiriyle anlaşamayan, anlaşıyormuş gibi yapıp anlaşamayan partiler topluluğu bir araya geldi. Bu en çok kimin işine yarıyor? Cumhur İttifakı'nın Erdoğan dışında işte görüyorsunuz diyor Binler Bey'i. Bunlar sadece konuşulur. Halbuki bugün yapılacakları şey bir fotoğraf vermeleri lazım. Evet biz hiç kimimiz kendimizi düşünmeden, partimizi düşünmeden tek bir şeyde noktada birleşiyoruz. Gelecek Partisi de, Deva Partisi de katılmak istiyorlarsa biz de bir artık Millet İttifakı'nın içindeyiz demeleri veya biz Millet İttifakı'nı sevmedik kardeşim. Evet. Oyunda yokuz. Kendi yolumuza gideceğiz demeleridir. Sen bunlar diyor ki Millet İttifakı bozulsun. Sonra oturalım biz de yeniden ittifak kuralım. Evet. Şimdi o zaman sizce İbrahim Kahveci, mesela bu önemli bir uyarı. Ahmet Davutoğlu'nun söylediği. Bahçeli'nin 2002'de yaptığı gibi bir seçim sürprizine hazırlıklı olmalıyız. Peki böyle bir ihtimale karşı Millet İttifakı gerçekten uyumlu mu? Kendi içinde problemleri aşmış ve birlikte hareket eden bir yapı görünüm arz ediyor mu? Hazırlıklı mı? Davutoğlu'nun eleştirileri ve beklentileri olduğunu biliyoruz. Sizce bütün bu isimler arasında bir güven ilişkisi tesis edilmiş mi? Seçmene, vatandaşa nasıl yansıyor bütün bu görüşmeler aralarındaki? Siz ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili? Şimdi bir kere 2015 yılında Davutoğlu başbakanken Cumhuriyet Halk Partisi ile yürütmüş olduğu koalisyon görüşmelerinin neden kesildiğini ve nasıl bittiğini kamuoyuna daha önce açıklamıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Davutoğlu'nun o görüşmelerinde gayet yapıcı bir politika sürüyordu. Hiçbir sorun yoktu. Nereden kesildiğini kamuoyuna açıklamıştı. Buradan da söyleyelim Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. İkincisi, ortada ittifakı dağıtalım, yeni bir ittifak kuralım diye bir söylem yok. Ortada ittifakı daha da güçlendirelim ve bir isim ittifakından ziyade bir vizyon ittifakı, bir yol haritası ittifakına çevirelim söylemi var. Bu da Sayın Davutoğlu'nun önerisi olarak çıktı ama bu bütün siyasi partilerin de aslında görüşü. Şu anda bir ortada yapılan görüşmeler, bir fikir ayrılığı nereden çıktı bu görüşmeleri değil. İyiymiş ya bunu, evet bu şekilde yapalım. Zaten parlamenter sisteme dönüşte yapılmış olan bu ittifak, bu görüşmeler diğer alanlara da yayılsın görüşmesi. Siz daha farklı bir pencereden bakıyorsunuz. Yani mesela az önce Mehmet Tezkan'ın tarif ettiği gibi değil de olumlu buluyorum ve aslında bu yol haritası. Şimdi ben size söyleyeyim. Hı. Bakın bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl Türkiye 1 milyar 100 milyon para toplayacağım demiş. 1 milyar 400 para toplamış. 300 milyar fazla para toplamış.
Buna rağmen 610 milyar emekli ve memura ödeme yapmış. Memura ek ödeme, bütçeden yapılan ödeme 260 milyar. Hı hı. Şimdi ittifak oyu aldı. Çözüm ne yapacağız? Efendim biz mevcut sistemde devam edelim, kurumları bağımsızlaştıralım, tamam. Muhtarların yanına bir sekreter daha verip mi işsizlik sorununu çözeceğiz? Yoksa kalıcı olarak yapısal sorunlara da neşter vurulacak mı? Hı hı. Nasıl olacak? Yani biz kamuya yeni istihdamlar alarak bu işi nasıl çözebiliriz? Zaten 1 milyar, 1 trilyon 400 milyar vergi toplanmış. Milletin ümüğü sıkılmış. Millet canı çıkmış. Peki bütçe disiplini nasıl sağlayacağız? Yeni vergi koyarak mı? Yoksa tam tersi özel sektörün önünü açıcı vergi indirimlerini sağlayıp rant üzerine vergi koyarak mı? Yani Millet İttifakı oy aldığı zaman yine aynı yolu olduğu gibi mi devam ettirecek, yoksa Türkiye'nin temel sorunlarına neşter vuracak mı? Mesele burada, bir yol haritasının belli olması lazım. Şimdi bakın, Türkiye şu anda popülist politikalara esir olmuş durumda. Popülist politika şu: verin emekliye şunu, verin asgari ücrete şunu, verin şunu. Bu paraları sen vermiyorsun, bu paraları millet veriyor. O zaman ne oluyor? Bugün akaryakıt 14 liranın üzerinde, değil mi? Hepimiz şikayet ediyoruz. Ama aynı akaryakıt üzerinden biz başka tarafa para ödemiş oluyoruz. Hı hı. Veya İstanbul Boğaz Köprüleri çift taraflı ücretli oldu. Hı hı. Ve her bir ücret 8 liranın üzerinde, gidiş geliş 16,5 lira. Hı hı. Bu bir tercih. Evet. Hükümetin popülist politikaları. Şimdi hazine garantili müteahhitler ne olacak? İbrahim Bey, araya giriyorum. Çünkü süremiz azalıyor. Bir konu daha var konuşacağımız, ona da zaman kalsın diye. Şimdi esas mesele İbrahim Bey söylediği gibi değil. Ama yarım kalmış olmasın. Tamamlayın İbrahim Bey siz lütfen cümlenizi. Yarım bırakmış olmayalım. Ben burada ittifak görüşmesinin bir yol haritasıyla, yani seçimden sonra ne yapılacağını, ama aynı zamanda da vatandaşa seçimde ne sunacaksın? Sadece Millet İttifakı'yım, benim adıma mı oy ver diyeceksin? Ben gelince sana şu şekilde ekmek, iş, aş bulacak. Şu şekilde hayatının bağlılığını, maliyetleri ucuzlatacak. Şu şekilde de senin sosyal refahını sağlayacak politikalar uygulayacağım diye bir yol haritasının sunulması gerekiyor. Peki. Ben bu görüşmelerin yapıcı bir şekilde, bir ben de varım, oyunda ben de varım veya ben bu oyuna girmek için bana da şunları verin görüşmelerinden ziyade böyle olduğunu hiç görmüyorum. Evet. Ben bu görüşmelerin, gelin hep beraber bir yol haritası çizelim. Yol haritasında bütün değerleri ortaya koyalım. Değerler derken parti değerleri değil. Toparlayalım İbrahim Bey. Toparlayalım. Politikalarda ortak değerleri hesaba alalım. Ortak değerler üzerinden bir yol haritası belirleyelim. Çünkü Türkiye şu anda, bakın ben size tek bir rakam söyleyeceğim. Ama İbrahim Bey, rakam söylerseniz süremiz lütfen ne olur. Çünkü çok önemli. Yani değinmeden kapatmak istemiyorum. Bence böyle değil ama bu en ittifak. En önemli gündemi bu. Şu anda Türkiye'nin en önemli gündemi bu. Muhakkak, tabii ki çok önemli. 2007 yılında Türkiye'de çocuk nüfus 18,5 milyon. Ama bu değil ki bu ittifakın. 13. Şimdi, bu ittifak. Çocuk gelmiyor. Bakın, genç nüfus gelmiyor. Dinleyelim mi?